Merhabalar. Son lilyumlarımızı ekeceğiz. Bunlar da işte son zamana saklamış olduğum lilyumlarım. Böyle bir saksıya ihtiyacımız var. Altı delik olmalı. Altına toprağımızı, trofumuzu koymadan önce dibine çakıl taşı koydum. Trofumuzu doldurduk. Şimdi lilyumlarımızı ekeceğiz. Lilyumlarımızı soğanımızın büyüklüğüne göre 3 katını ekeceğiz. Her zamanki gibi. Böyle fazla derine olmasın. Üzerine toprak dolduracağız. Patlamışlar artık. Eğer ekmeseydik soğanlarımız bozulacaktı. Lilyumlarımızı böyle ektik. Üzerlerini dolduracağız. Ben lilyumlardan önce de yumurta kabuğu parçaları koymuştum dibine, altına. Köklerini geleceği yerlere. Onları da besleyecektir. Bu kadar yeterli. 3 katı derinliğine ektik lilyumlarımızı. Şimdi can suyunu vereceğiz. Sıkmayla olmayacak. Böyle boşaltalım. Neden bu lilyumumuzu bu kadar geç zamana bıraktık? Çünkü parti parti ektik lilyumlarımızı. Bu lilyumumuz Mayıs sonu büyümeye başlar, büyür, yetişkin olur. Haziran sonuna doğru açmaya başlar. Ama bu lilyumumuzu da 20 gün önce ektik. Bundan 20 gün önce bahçemizde açar bu lilyumumuz. Diğer lilyumumuz yaklaşık 75-80 santim kadar büyüklüğünde. Şöyle göstereyim. Hepsini aynı anda açsaydık hepsi aynı anda açıp geçecekti. Ama şu anda bu lilyumumuzda şöyle göstereyim. 75-80 santim boyunda. Yani oldukça bir metreye yaklaştı. Öncelikle bu açacak. Sonra arkasında bunlar açacak, geçecek. Sonra bu yetişecek. Bunlar yetişecek arkasından. Yaklaşık bir ay sonra da bugün ektiğim, şimdi az önce ektiklerim yetişecek ki bahçemiz çekisi kalmasın diye. Böyle aşama aşama aralarına birer ay, 20 gün ara vererek ektim bütün lilyumlarımın. Bu ilk ektiğim lilyumumda saksısı büyük, bir tane açık olan ana çiçek bir tane, ama bir sürü de yavruları var. Geçen yılın yavruları, bu yıl ikinci yılları olacak. Seneye Allah nasip ederse, Rabbim müsaade ederse bunlar da açacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz sevinirim.